Merhaba, bugünkü Çay Arası sohbetimizde Tekin, İlkay Tutucu, İBT Medya. Konumuz da fenomenler. Fenomen kimdir, nedir, ne değildir? Biz bilemedik, vatandaş biliyor mu diye merak ettik. Arkadaşlarımız, İBT Medya'nın değerli arkadaşları sokağa çıktı ve vatandaşa sordu. Fenomen kimdir, ne iş yapar, siz bir fenomeni takip etmek için standartınız nedir? Onları vatandaşa sorduk. Arkadaşları dinliyoruz. Yani fenomen olmak için her şeyi yapmak istiyorlar, böyle değişik değişik şeyler. Mesela diyor ki TikTok'ta mesela fenomen olmak istiyorum diyor. Ne yapıyor? Soyunuyor. Ne gösterebildiği kadar gösteriyor. Fenomen nedir? Şu an çağımızın gençlerin genellikle yaptığı şey. Kendini ispatlamaya çalışan kişilerdir diyorum yani. Şovmen gibi. Fenomen nedir? Fenomen ünlü, yani bir nevi ünlü bir kişidir ya benim gözümde. Fenomen ne iş yapar? Fenomen ne iş yapar? Fenomen belli bir işi yoktur yani. Atıyorum sanatçı olabilir, ondan sonrasına söyleyeyim müzik işiyle uğraşabilir. Yani tanınmış bir insan. Fenomen ne iş yapar? TikTok. Çevrende tanıdığın fenomen var mı? Tanıdığım şey yok. Ya da sizin açınızdan fenomen ne iş yapar? Fenomen hiçbir şey yapmaz işte, kendini gösterir. Evet, sokaktaki vatandaşı dinledik. Fenomen onlar adına nedir, kime fenomen denir, vatandaşın görüşlerini aldık. Instagram, Facebook, Twitter'daki fenomenlere baktığımız zaman bir karmaşa söz konusu. Popüler kültür ve kaliteli bir fenomenlik yapan arkadaşlar var. Kaliteli fenomenlik yapan arkadaşlar, biz fenomeniz demiyor fakat piyasada o kadar çok fenomen diye geçen kitle var ki insan şaşırıyor. Türk milletinin genel kültürünü zorlayan, daha doğrusu geriye doğru çeken, sosyal ve kültürel değerlerini aşağı doğru çeken fenomen sayısı gün geçtikçe çoğalıyor. Bu da insanlarımızın okumaktan uzaklığı, kültür olan yabancılığı ve bir aidiyet duygusu, bir gruba ait olma duygusunu körüklüyor. Fenomenlerin toplum üzerinde kritik görevleri var veya kritik bir misyon izliyorlar. Bir kısmı toplumun ahlaki değerlerini aşağı doğru çekerken bir kısmı da yukarı doğru çekiyor. Yani bilgisayarı veya bir aracı isterseniz öldürmek için de kullanabilirsiniz, isterseniz yaşatmak için de kullanabilirsiniz. Kimi fenomenler insan toplumumuzun ahlakını geriye doğru çekerken, kimisi de doğruyu, iyiyi yönlendirmeye çalışıyor insanları. Ama bunların sayısı maalesef az. Baktığımız zaman genç kızlarımız, genç erkeklerimiz rol model olarak bu fenomenleri takip ediyorlar. Takip sayıları 5 milyon, 7 milyon, 10 milyon olan insanlara baktığımız zaman çok absürt hareketlerini görüyoruz. Bunlar nedir? İşte garip garip dans ediyorlar, sağlarını sollarını gösteriyorlar veya neydi belirsiz açıklamalarda bulunuyorlar. Ama kaliteli yayın yapan arkadaşların takip sayıları maalesef az. 50 bin, 100 bin, 150 bin. Bunların istisnaları var mı? Var. Sizleri bizim kanalımızdan yorumlarınızla sizlerin bir fenomen nasıl takip ettiniz? Fenomen tanımızı merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ondan sonra toplumun fenomen anlayışını kendi açımızdan tekrar yorumlayacağız. Ayrıca bölgemizdeki fenomenler kim? Bize bir yazın, biz de bir görelim. Kaç takipçileri var? Konuları nedir? Nasıl yapıyorlar? İşlerini iyi yapıyorlar mı? Konuları ne? Onları merak ediyoruz. Sizin fenomeniniz kim? Bize yazın, yayınlayalım.